Bu sefer neden patladı ben de anlamadım. Selam beyler. Peugeot'un yeni bir videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz uzun zamandır dokunamadığımız bir Peugeot'umuz var. Bütün sebebi şu. Şu var ya şu. Şunun yüzünden dokunamıyoruz. Bu tekne yüzünden. Şimdi ufak ufak toplamaya devam ediyoruz. Peugeot'umuzu bodrumdan çıkarttık. Yattığı yerden. Arka tekerini taktık. Cartını curtunu ince detaylarını çekmiyorum. Artık hemen toplayıp yürür vaziyete getirmek istiyorum çünkü. Akortuydu, cartıydı, curtuydu ince videolarını çekmedim. Çekmeyeceğim. Yürür vaziyete getirip yapacağım şeyi söyleyeyim ilk önce. Yürür vaziyete getirip komple, hani şu an bayağı bir eksiği var. Eksiklerini tam kestiremediğim için videoyu açmıyorum. Komple yürür vaziyete gelip sorunsuz bir şekilde gittikten sonra komple sökeceğiz. Şasiyi boyayacağız veyahut da değiştireceğiz arkadaşlar. Bütün parçalarını bir tamamlayalım. Çünkü şasemizin yaktığımızdan dolayı şöyle bir boya atmaları oldu. Yakıldığından dolayı. Ya da boya kalitesinden de olabilir. Daha önce de çok yaktım ama böyle boya atma olmamıştı. Komple eksiklerini tamamladıktan sonra sıfırdan ya boya ya da şey yapacağız. Yeni şasi alacağız. Şimdi orta sehpa taktık. Onun yaylarını atacağım. Şöyle yayı falan var. Yayını sıkacağız. Geceğimiz. Ayakta durması çok işe yarıyor motorun. Yoksa sağa sola falan dayıyoruz. Perişan oluyor sağda solda. Şunu sağ dedim dursun artık. En son komple sökeceğiz makineyi dediğim gibi. Buna bir tane kontra somun atacağız. Şöyle çekelim. Şöyle dursun. Yayını takacağız. Bunun yay yeri neresi? Burası yani. Ha, şurası. Yayın olduğu yer nanayı yemiş. Bir pense alayım. Orası bozulmuş da. Şuraya kaynak atmamız lazım. Şase sıkıntılı ya, o yüzden şaseyi sıfır alabiliriz. Komple bir topladıktan sonra. Tamam. Orijinal konumuna getirdik. Bakalım çalışıyor mu? İndirdiğimiz zaman kapanması lazım. Evet, biraz yağlanması lazım. Çok az yağlayacağız. Şeyi, bağlantı yerini çok az yağlayacağız. Tamam. Topladı bak. Çalışıyor. Şimdi kasnak ve dişli var. Onları takacağız. Onları bir alıp geleyim. Eksik parçaları alıp geldim. Böyle kasnak dişlisi, kasnak vesaire. Onları da takalım. Ya olmadı. Çekişelim artık. Bunun arasında bir pul gibi bir şey olması lazım. Ondan şu an elimde yok. Ondan alacağız. Aynı şekilde buraya da geliyor. Eksikleri ben not alıyorum, hepsini alacağız. Bunlar çok güzel ama arada çok boşluk kaldı. Buna bu tarafa koymamız gerekiyor. Evet beyler, şimdi pul koyduk. Kasnak tamam. Dışına da basamak takacağız. Ya bu pedal sistemi olmayacak. Buraya aslında pul falan başka bir şey koymama gerek yok. Kasnak önemli bizim için. Bu tarafa gel kanki. Kasnakta herhangi bir yalpa vesaire başka bir şey söz konusu değil. Zaten sıfır malzeme. Ateş ediyor bak. Sıfıra sıfır çalışıyor. Zincir dişinin de konumu gayet şu an iyi gibi duruyor. Zincirde zaten sıfır almayı düşünüyor.
Zincirde sıfır takarız. Şimdi bir de burada bir ön çamurluğumuz var. Bunun da yerleri belli zaten. Direkt somundan atacağız. Ya özlemişim Peugeot'u ya. Ne zamandır ellemiyorum. Peugeot bir başka ya. Ama bundan sonra güzel bir mobilet projem var. Mobilet toplayacağız bir tane. Bu biraz yamuk. Şöyle düzeltelim. Şimdi buna kaçlık? 10'luk güzel bir somun 4 tane çakalım. Niye bu böyle abes durdu? Çünkü şey, lastik ince. Bir de bu biraz pis. Pis olduğu için batıdırıyor. Ama olacak. Güzel olacak bittiği zaman. Somun ayarlayıp geleyim. Sele kılıfında. Sele kılıfını da beğenmediniz. Sen biliyor musun? Sele kılıfını çıkarıp attım. Kamuflaj vardı. Şu an boş. Gördüğünüz gibi. Yeni bir model. Birazdan koymayacağım. Çünkü daha işimiz var burada. Çamur falan olur. Pislenmesin, yağlanmasın. En son ayarlayacağız. Şimdi somunları atıyoruz. Yiğit. Çek ulan arabanı. İki tane buraya attık. Pulla beraber. İki tane buraya çekelim. Bunu. Az daha bir pay daha indirebiliyoruz. Bak bir tane daha delik varmış. Dur. Az daha indirirsek daha güzel olacak. Bak şimdi görüntü değişecek. Çok çünkü havada duruyor. Görmedim ben orada bir tane daha delik varmış. Şöyle bir tane daha indirdiğimiz zaman çok daha güzel olacak. İndir abi bir tane daha. Başka bir şeyin de deliği olabilir bilmiyorum ama böyle biraz daha iyi olur. Alçak olursa. Yine abes duruyor da. Ya zaten şeylerde normalde çamurluk bile takmıyorlar. Dar lastiklerde basıyorlar dip basık. Ya da farklı şeyler yapıyorlar. O yüzden bu biraz abes durdu. Neyse şimdi çamur atmasın da daha sonra bakarız. Diğersini de atalım pullarını. Tek seferde toplayacağım demiştim ama teker çektirmesi falan şimdi başladım ben buna bir baktım teker çektirmesi eksik. Bir de ateşleme sistemini sökmüştüm teknede deneme yaptığım için o falan takılacak. Yani bir iki tane videosu var bunun. Bir iki videoda sonra ilk sürüş videosu gelir. Şimdi sıkalım. Bir iki video sonra ilk sürüş videosu. Evet beyler ön çamuru takınca böyle bir görüntü aldı. Lastik ince olduğu için abes oldu biraz. Normalde bayağı bir kalın yani şöyle olması lazım biliyorsunuzdur orijinal ebatları. Şimdi burada eksiklerimizi söyleyeyim o yüzden tamamlayamadığım kısımlar var. Basamaklarımız yok buralara çakma basamak takacağız. Teker çektirmemiz yok direkt saplama gördüğünüz gibi. Hani zincir ayarı yapamıyorum şu anda direkt kayıyor. Bir de arka çamurluğumuz yok. Ön çamurluğu ayarlamıştık. Arka çamurluk yok. Elektronik ateşleme sistemi şu an sökülü. Egzozu sıfır aldım. Turbo egzozu değişecek. Ateşleme sistemi burada. Bunu da alıp oraya takacağız arkadaşlar. Şimdi burada. O hazır zaten. O çalışır vaziyette. Bir de burada bazı parçaları vardı. Onları ben buradan almışım sanırsam. İşte debriyaj sistemi vesairesi. Onları falan neyse diğer videoda falan toplarız. Bu videoda şimdi bu kadar bırakalım. Bu videoda en azından ayağa kaldırdık makineyi. Ben sabah yani az önce başladığımda şey yoktu. Jantın akort ayarı yoktu. Onu yaptım. Video çok uzun olmasın diye çekmedim. Ondan sonra lastiği yerine taktık. Lastiği yerine takıldı. Dişli yerine takıldı. Fren kampanası yerine takıldı. Teker toplanıp yerine takıldı motorun şasisine ama işte dediğim gibi çektirme falan olmadığı için tamamlayamadık.
Muhammed şu tekeri çevir bakayım birazcık. Bu balata sürtüyor galiba. Şöyle elinde bir çevir bakayım. Evet, çok az sürtüyor. Şöyle bastırınca tutuyor değil mi? Tutuyor, bomba. ABS ya. İleri doğru çevir. Bakalım. O sımsıkı değil mi? Tamam, aşağı çevir bir de bakayım geri doğru. Mermi. Fren balataları, kampanalar hepsi sıfır arkadaşlar. Sadece şu an sıfır olmayan gövde. O da o şekilde geldiği için hurda motor topluyoruz diye. Sadece hurda gövdesi kaldı, geri kalan. Ha bir de motoru. Gövdeyle motor orijinal, geri kalan komple sıfırladık. Evet, şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Daha sonradan parçalarını tamamladıktan sonra toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ön tarafta da farmar vesaire bir şeyler olacak. He bak, şeyi de gelmişti, onu söylemeyi unuttum. Gaz kolu geldi. Bir de sol manet ekleyeceğim eksiklerin arasına. Ondan sonra tek tek ufak ufak şeylerin toplamaya devam edeceğiz. Şu yan kapaklar falan komple sıfır alınacak. Bunlar yok. Çamurluk, yan kapak vesaire. Bunların hepsini ben şimdi birazdan yazacağım arkadaşlar. Tek siparişte hepsi gelecek. Ondan sonra bir iki videoda falan aradan çıkartırız Peugeot'u. Ama bitmeyecek tabii işimiz. Bir çekme bitmeyecek. Yani bunu süsleriz, pütleriz. Süsleriz, pütleriz. Böyle modifiye, aksesuar, cart, curt bir şeyler yapar oynarız yani bunu. Zaten silindir pistonu değiştireceğim. Orijinal silindir piston var. Bunu performans silindir pistonu takacağım. Bende MO kartel var. Bak zaten bu bayağı sesli. Sürtmeleri duyuyorsunuz. Vurulmanlar falan gidik yani. Bu motor aslında çöp. Bakmayın ben bunu çalıştırdım falan ama bu adam çeker mi hiç bilmiyorum. İçeride sıfır kartel var. Sıfır vurulmanlarla beraber, sıfır krankla beraber bunu toplayabiliriz. Hatta sıfır yan sanayi bir 47 tek sekman silindir piston çakabiliriz buna. Şimdi ilk önce normal bir yürür vaziyete geçsin de en son bunlara da bakacağız yani motor kısmına da. Şimdilik bu kadar. Videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki Peugeot toplama videosunda görüşmek üzere.